Bildiğiniz gibi kutsal beldemiz Kudüs'te onlarca yıldır süren bir işgal var. Bu işgale, bu Kudüs'ün, kutsal beldemiz Kudüs'ün esaretine karşı 7 Ekim'de başlayan bir Aksa operasyonu oldu. Bu operasyondan sonra İsrail Devleti kendi prestijini korumak için, kurtarmak için Gazze halkına bir katliamla cevap verdi ve 7 ayı aşkındır bu katliamlarına aralıksız devam ediyor. Şimdi bu Yahudiler bu gücünü ekonomik güçlerinden alıyorlar. Dünya genelinde ticareti ellerinde bulundurmakla, piyasayı ellerinde, tekelerinde bulundurmakla bu şekilde güç kazanıyorlar ve bu maddi güçlerinden elde ettikleri kazanımlarla Müslümanları eziyorlar. Müslümanları piyasadan silmeye çalışıyorlar. Gerek ekonomik olarak, gerek de siyasi olarak. Şimdi bizim okullarımızda da, kantinlerimizde normalde bu katliamın ilk başladığı zamanlarda boykota yönelik bazı girişimler oldu. Bunların devam ettirilmesi lazım. Çünkü bizim çocuklarımızın, tertemiz evlatlarımızın, sağlam fıtrat üzerine olan çocuklarımızın bu İsrail malları ile zehirlenmemesi gerekiyor. Yani bu mallar ekonomik olarak boykot edilmesi gerektiği gibi işlerinde de insan fıtratına uygun olmayan, insan fıtratını bozan katkı maddelerinin olduğunu da unutmamak gerekiyor. Mesele sadece ekonomik olarak Yahudilerle mücadele etmek değildir. Çocuklarımızın sağlığıdır da aynı zamanda. Şimdi bu bilinci verirken aynı zamanda çocuklarımızın mazlumun yanında olmak, zulmedenle birlikte olmamak bilincini kazanmaları için bunu yaparken çocuğa da bu bilinci kazandırmaya çalışmamız gerekiyor. Yani biz bu boykotu yapıyoruz, neden yapıyoruz? Biz bu sizin sevdiğiniz dondurmaları burada satmayarak aslında ne yapmaya çalışıyoruz? Nereye varmaya çalışıyoruz? Bu bilinci de vermemiz lazım. Evet, biz belki bu İsrail mallarından bazılarını beğenebiliriz. Bu mallar belki kısmen bazı mallar diğer bizim yerli mallarımızın çok önünde de olabilir ki bu önlerinde olmaların bir sebebi de aslında reklam kampanyalarıdır. Yani çok yoğun reklam kampanyalarıyla kendilerinin daha kaliteli, daha güzel ürünler çıkardıklarını topluma empoze ediyorlar ve bu algı sebebiyle insanlar onların malları belki biraz daha pahalı olsa bile onları tercih ediyor. Hatta o malları kullandıkları zaman bir prestij kazandıklarını sanıyorlar, bir marka kullandıklarını sanıyorlar. Mesela görüyoruz, yani İsrail'e açık destek veren içecek firmalar var. İnsanlar özellikle bunu alıyor ki hani o prestijik bir elde etsin. Bu aşağılık kompleksinden kurtulmak lazım. Bu aşağılık kompleksi Müslümanları bu reklam kültürüyle ele geçirmiş durumdadır. Buna karşı durmak lazım. Çocuklarımızın da mazlumun yanında olmak, zalime karşı olmak bilinciyle bu mallardan uzak durmalarını sağlamak lazım. Şimdi boykot, tabi biz 5-6-7 aydır mesela bu konu üzerinde biraz konuşmaya başladık. Daha önce de normalde bu boykot çalışmaları vardı ve bunun sürekli olması lazım. Yani sadece katliam devam ederken veya katliamın ilk başlarında bunu yapmak yetmez. Siz de görüyorsunuzdur, yani katliamın ilk günlerinde daha fazla bir duyarlılık vardı. Yavaş yavaş o duyarlılık sönmeye, yani insanların duyguları yorulmaya başladı. O da sönmeye başladı haliyle. Bunu gene canlandırmak lazım, diri tutmak lazım. Özellikle böyle bazı ürünlerin kullanım sezonu geldiği zaman bunu şu anda sizin de yaptığınız gibi gündeme taşımak lazım. Barış zamanında, çünkü insanlar savaş zamanı hazırlığını yapıyor. Yani bugün mesela Gazze'de bir ateşkes de olsa işgal devam ediyor. İşgal devam edecek ve işgali sonlandırmaya muvaffak olsak bile Yahudinin İslam'la savaşı bitmeyecek, Siyonizm bitmeyecek. O halde bizim bu boykotumuzun sadece katliamların yoğun olduğu zamanlarla değil, İsrail işgaliyle sınırlı değil, sürekli olması gerekiyor. Bu konuda ben tüm Türkiye'ye çağrım şudur: çocuklarımız, geleceğimiz dikkatli olsunlar, İsrail malını almasınlar. Çünkü her alınan mal bir kurşun olarak Müslüman kardeşlerimize gitmektedir. O yüzden uyarıyorum. Uyarıyorum derken dikkatli olmamız lazım. Hem dünya hem ahiretimiz için çok önemli diyorum. Teşekkür ederim. Yani bu konuda gerçekten milletin uyanık olmasını talep ediyoruz. Dikkatli olsunlar. Boykot malını
mümkün mertebe almayalım. İsrail malına niye biz destek olalım? Yani biz Müslümanız diyorsak eğer, eğer biz gerçekten Allah-u Teala iman etmişsek bu konuda duyarlı olmamız lazım ve İsrail malını tüketmememiz lazım. O konuda bütün herkese ricamız budur. Velilere, öğrencilere özellikle okusunlar, ilim talep etsinler ama İsrail malı almasınlar. İsrail dondurmasını almasınlar arkadaş. Yemeyin o dondurmaya. O dondurma karşılığında bize kurşun olarak çocuğumuza, Filistin'deki Müslümanlara kurşun olarak gitmektedir. Buna duyarlı olalım, dikkatli olalım. Talebimiz budur arkadaşlar. Şimdi genç kardeşim bak, İsrail malları yönetimin onlarla ilişkidedir. Yani biz burada bilmiyoruz hangi mal İsraillerindir. Ondan sonra İsrail'in çevresinde olan ülkeler, Müslümanlar hepsi onun hizmetindedir. Sen alışveriş yapıyorsun. He, onların hizmetindedir. Yani şimdi biz İsrail'i bak camiden çıkıyoruz, İsrail'i lanetliyoruz. Diyoruz ki kim zulüm yaparsa, kim? Kim yaparsa? Yani sadece İsrail değil, bu dünyada kim zulüm yaparsa biz ona karşıyız, lanet gelsin. E kardeşim devlet almasın, biz zaten ülkemizde varsa niye alacağız? Devlet almadığı zaman zaten biz almıyoruz. Ama olduğu zaman ben burada uzman değilim ki hangi mal İsrail'in olduğunu. Yani bilerek biz almıyoruz. Gerçekten yani oradaki insanlar zulüm altında. Biz her zaman zulme karşı olmuşuz, lanet gelsin kim zulüm yaparsa. Ondan sonra İsrail Orta Doğu'da fer'un olmuş.